Farlarımızı açalım arkadaşlar. Bilginiz olsun, farlar kapalı kalmayacak. Şu anda kapattım farları. Bakın birazdan uyarı gelecek. Geldi şu anda, görmüş olduğunuz gibi. Farlarımızı açıyoruz arkadaşlar. Farlar açık kalacak, bilginiz olsun. Ya bu komut sayesinde havayı gündüz yapabiliyorsunuz. Açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer bu komutu çok sevdiyseniz abi, videoyu beğenmeyi unutmayalım ve yorum atmayı mutlaka unutmayalım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben bu komutu Bora'dan öğrendim. Onu da söyleyeyim abi. Şimdi hadi ayıp olmasın. Bora söyledi bana, sağ olsun. Magenta söyledi. Onun da YouTube linkini de açıklama kısmına bırakayım abi. Yardımcı oldu bana. Bu komutu söyledi. Şey olmasın abi şimdi hani. Ayıp olmasın abi. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte multiplayer'da sizlerin çok işine yarayacağı mükemmel bir komut göstereceğim arkadaşlar. Kamerayı niye buraya koydum onu da anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bundan önceki videoda bilgisayarımın yeni olduğunu söylemiştim. Parçaların değiştiğini söylemiştim ve bununla ilgili ilk videomu çekiyorum demiştim. Bu da ikinci video arkadaşlar. Birinci ilk çektiğim videoda biraz FPS sorunu yaşamışım. Ben bunu videodan sonra fark ettim arkadaşlar, bilginiz olsun. FPS'de problem yaşamışım, onu çözdüm. Şimdi bu videoda herhangi bir FPS sorunu yok. Herhangi bir sorun varsa yine yorum olarak yazabilirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi kameramız niye burada, niye buradayız arkadaşlar, onu anlatacağım sizlere. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Şu anda Avrupa 2'deyim. Taba bir basayım, bir dakika şöyle. Taba bir basalım arkadaşlar. Sunucuda 18 pardon, çevremde şu anda 18 kişi var. Görüyorsunuz üstte yazıyor zaten. Server Avrupa 2 diyor. Şimdi arkadaşlar, server fark etmiyor. Çevrenizde kaç kişi olduğu fark etmiyor. Tabi niye açtım? Hiçbir bilgim yok. Şimdi arkadaşlar, bu size göstereceğim komut sayesinde oyunda artık gece modunu yaşamayacaksınız arkadaşlar. Özellikle benim için çok faydalı bir komut. Çünkü ben oyuna giriyorum, video çekeceğim, bir bakıyorum hava karanlık, çıkıyorum, gündüzü beklemek zorunda kalıyorum. Yarım saat, bir saatim gidiyor arkadaşlar. Ama bu komut sayesinde artık oyundaki hava gündüz oluyor arkadaşlar. Bu komut nedir, nasıl yapılıyor hemen gösteriyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar, ESC'nin altındaki, şöyle göstereyim, şu tuş şu tuş abi, ESC bu. ESC'nin altı bu. Şu anda kamera fokusladım bilmiyorum. Gösterdim abi. Teşekkürler. Abi bizim, bak bizim videolarda böyle kaliteli yani. Böyle biz klavyeyi kaldırır gösteririz abi. Şimdi konsol açma tuşuna bastık arkadaşlar. Buradan üst oka basıyorum. Ben de zaten hazır bu komut. Komutumuz bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Komut bu. G, set, alt çizgi, climate, boşluk, reference 1. Evet abi, komut bu. Ben bunu açıklama kısmına bırakacağım. Direkt siz açıklama kısmından bu komutu böyle kopyalayacaksınız. Sonra oyuna geldiniz abi, kopyaladığınız komutu CTRL V yapıp Enter'a basacaksınız ve hazır mıyız? Basıyorum arkadaşlar. Enter'a basacağım. Bakın, oyun saati değişmeyecek. Oyun saati 22.17 ama hava değişecek, bilginiz olsun. Hazırsak göstereyim. Şunu bir şöyle yapalım. 3, 2, 1. Evet, görmüş olduğunuz gibi hava bir anda gündüz oldu. Hava şu anda çok karanlık da değildi zaten az önce arkadaşlar. Görüyorsunuz oyun saatini, herhangi bir değişiklik yok. Saatimiz yine onu gösteriyor. Ama hava görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir şekilde aydınlandı bir anda arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok oyun saatinde. Komutumuz yasak değil, bilginiz olsun. Bu komut herhangi bir şekilde ban sebebi değil. Ben sorarak bu komutu kullanıyorum, bilginiz olsun. Yani gündüz bir şekilde oynayabiliyorsunuz ama farlarınızı açmanız gerekiyor. Onun haricinde arkadaşlar şöyle tırımızın yanına gelelim. Arkadaşlar da gelmiş, sağ olsunlar. Şöyle göstereyim. F7 Enter yaptığımda, servise gittiğimde hava karanlık oluyor. Bozuluyor yani komut. Bilginiz olsun, garajı ışınlandığınızda, servise ışınlandığınızda, oyunu kapatıp açtığınızda görmüş olduğunuz gibi komut bu şekilde bozuluyor arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim ben sizlere. Hava bu şekilde oluyor. Tekrardan konsola bu şekilde yazmanız yeterli. Görmüş olduğunuz gibi günlük güneşlik oluyor bir anda hava. Biraz sisli bir hava yapıyor ama ona rağmen çok başarılı arkadaşlar. Yani girip video çekebilirsiniz veya gece sürmeyi sevmeyenler bu şekilde takılabilirler. Farlarınızı kesinlikle kapatmıyorsunuz. Kapattığınız anda kick yersiniz, bilginiz olsun. Şöyle bir sola doğru dönelim. Farlarımızı açalım arkadaşlar, bilginiz olsun. Farlar kapalı kalmayacak. Şu anda kapattım farları, bakın birazdan uyarı gelecek. Geldi şu anda, görmüş olduğunuz gibi. Farlarımızı açıyoruz arkadaşlar. Farlar açık kalacak, bilginiz olsun. Ya bu komut sayesinde
Havayı gündüz yapabiliyorsunuz. Açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer bu komutu çok sevdiyseniz abi, videoyu beğenmeyi unutmayalım ve yorum atmayı mutlaka unutmayalım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben bu komutu Bora'dan öğrendim. Onu da söyleyeyim abi. Şimdi hadi ayıp olmasın. Bora söyledi bana, sağ olsun. Magenta söyledi. Onun da YouTube linkini de açıklama kısmına bırakayım abi. Yardımcı oldu bana. Bu komutu söyledi. Şey olmasın abi şimdi hani. Ayıp olmasın abi. O söyledi bana, sağ olsun. Hani böyle bir komut var ya, bunu yaptığında gündüz oluyor falan dedi. Ben de dedim ki oğlum ban yemeyek hani. Dedim ya bazı şeyler yasak falan dedim. Ben bunu bir sordurayım dedim. Tamam sen bunu bir sordur, ona göre şey yapalım dedi. Ben de bir sordurdum abi komutu. Hani bu komut oyunla ilgili herhangi bir oynanışı değiştirmiyor arkadaşlar. Yani tırınızla ilgili olsun, çevreyle ilgili olsun, işte karşıdan gelen insanların sizi görmesiyle ilgili olsun, herhangi bir şey değişmiyor. Sadece sizin ekranınızın parlamasını, gündüz olmasını sağlıyor. Şu anda görüyorsunuz zaten havayı. Aydınlık arkadaşlar. Yani tek olay bu. O yüzden de bu komut ban sebebi değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani ileride belki yasaklanabilir. Şu anlık bu tarihe göre ban sebebi değil. Onu söyleyeyim hani, bir ay sonra yasaklanırsa. Şimdi bir ay sonra adam gelmiş bir videoyu bulmuş, izliyor falan. Şimdi bir ay sonra yasaklanırsa günah benim boynuma olmasın abi. Bir ay sonra belki değişir yani. Bilmiyorum hani. Kurallar değişiyor biliyorsunuz. Trakers MHP kuralları değişiyor. Bir gün diyorlar kod yapmak yasak diyorlar Dorsey ile ilgili. Bir ay sonra diyorlar mesela serbest, veya diyorlar yasak. Şey, önce serbest diyorlar, bir ay sonra yasaklıyorlar mesela hani. O yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben de bu videoyu biraz devam ettireceğim. Neden devam ettireceğim onu söyleyeyim. Önceki videoyla ilgili bir FPS sorunu yaşamıştım. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. 70-60 FPS alıyordum. Şimdi 120 FPS alıyorum. Onu da çözdüm. Görüntü kalitesinde biraz iyileştirme bu videoda olabilir. Birazcık ayarları da değiştirdim. Emin değilim hani. Video kalitesini de yazarsanız sevinirim. 720p ve 1080p olarak izleyen arkadaşlar. Mesela şöyle örnek vereyim. Bundan önceki videoyu izledin. Hani bundan önceki dediğim önceki videolara izledin. Ayarımız mesela 720p'de izlediniz videomu. Bunu da 720p'de izleyin ki hani eşit bir şekilde görelim. Farklılık var mı? Şimdi ben burada OBS'de birkaç ayarını değiştirdim bunun video kalitesiyle ilgili, ama ne kadar fark eder şu anlık bilmiyorum. Hani çok bir fark olacağını sanmıyorum. Ha, eğer olursa kötü veya iyi olarak veya değişmemiş yazarsanız sevinirim. Şu anda yani çok azıcık bir, belki birazcık artış olabilir. Çok azıcık kalitede. Hani böyle görüntü bozulmasında, böyle hızlı giderken olsun, kamerayı çevirirken şöyle olsun. Hani biraz daha net ve sabit bir görüntü görebilirsiniz arkadaşlar. İlerle kardeşim hadi. Onu söyleyeyim, yorum olarak yazarsanız sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Devamı gelsin. Videoyu da beğenelim arkadaşlar. Şöyle ilerliyoruz. Vites tabii ki geçmiyor yine her zamanki gibi. Bilgisayarımla ilgili hani tanıtma videosu isteyen arkadaşlar var. Abim var bu arada, 3 gün bana attı. Hani bilgisayarın özellikleri ne, kasanın işte videosunu çeksene falan diye soran arkadaşlar var. Hani videosunu çekecek ekipmanım yok abi. Profesyonel kamera falan bir şey yok hani. Hani onu nasıl yaparım bilmiyorum. Hani fotoğraf falan eklerim belki videonun başına görmeniz açısından kasayı. Yav kardeş. NCZ ile girmiş adam, neyse. Ben bunu geçeyim abi. Laglı laglı gidiyor bu yoksa. Baksanıza abi. Şöyle içine gireyim ben bunun. Yoksa sıçacağız abi. Sıkıştık. Ya aga ya. Ya adamı geçeyim dedim laglı gidiyor diye. Adamın içinde sıkıştık kaldık. Yapacak bir şey yok abi. Her neyse. Fix'imizi yazalım. Fix'imiz var abi Allah'tan. Şimdi arkadaşlar ne diyordum? Ne dediğimi de unuttum. Vallahi ne dediğimi de unuttum. Ha, kasayı diyordum. Kasanın. Abi canlı yayında falan gösterdim ben size, ama oradan bir kesit falan koyarım belki arkadaşlar. Videosu falan var. Hani biraz böyle örnek koyarım. Kaç paralık kasa topladım. ETS'de kaç FPS alıyorum falan. Hani bayağı çılgın bir kasam var abi benim şu anda. Bilgisayarım var. Bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Hani hava atmak gibi olmasın arkadaşlar. Estağfurullah, öyle bir huyum yoktur abi. Hava atmak gibi bir huyum yoktur. Sadece hani söylediğim bazı şeyler bazı arkadaşların böyle hava atmak gibi anlaşılıyor. Yok arabam var falan diyorum, araba şu falan diyorum, full diyorum. Adam diyor ki kardeş ya tamam full arabanı. Ya oğlum söylüyorum, özelliklerini anlatıyorum, adam başka türlü anlıyor. Her neyse abi, hani o şekilde bir video çekmeyi düşünüyorum. ETS'de kaç FPS veriyor falan. Hani o şekilde bir düşüncem var arkadaşlar. Hani ayarlamaya çalışacağım sizlere böyle yardımcı olabilmek açısından.
Hani kendinizin bilgisayarıyla kıyaslarsınız. Belki benim bilgisayarımın çok benzeri veya aynısı veya benim sistemime geçmeyi düşünen varsa vardır. Sadece ETS oynayan birisidir veya başka birkaç daha oyun oynuyordur. Hani kaç FPS fark ediyordur? Merak ediyordur belki, bulamamıştır internette. Şimdi şöyle bir durum var ya, almışız i9 abi. Hani ETS test videosu yoktur belki Google'da, bilmiyorum, hiç bakmadım ama. Hani i9'da ETS oynayan da yoktur belki, adam bulamıyordur, merak ediyordur hani. Onunla ilgili de bir video çekerim arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Hani araya da böyle kasanın fotoğrafı olsun, videosu olsun, böyle ışıklı mışıklı bir şeylerini sıkıştırırım diye tahmin ediyorum. Ama biraz süre alabilir çünkü birkaç ayar yapmam lazım daha. Çünkü tam bilgisayar oturmadı, Windows 10'a yeni geçtim. Windows 7 kullanıyordum önceden, bazı ayarları var. OBS'i daha şu anda daha yeni yeni test ediyoruz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hani bir sürü ayarları var. O konuyla ilgili de yorum yazarsanız çok sevinirim. Hani video kasıyor, kasmıyor, ne bileyim, çok iyi, eskisine göre bir tık daha iyi veya aynı, değişen bir şey yok diye yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bunlar da kasa kasa gidiyor. Benim pingim normal de bunlar niye böyle gidiyor abi? Donuyor abi, bugün 3-5 kişi sunucuda mı sıkıntı var? Her neyse arkadaşlar, şimdi bununla ilgili söylemiş olduklarımı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Dediğim gibi OBS önemli abi. Yorum olarak yazalım. Kasıyor, kasmıyor. Bundan önceki videoyu bakın söyledim. FPS problemi varmış. Onu kendim gördüm, çözdüm arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Bu videoda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın yağ gibi video. Kalite olarak yazarsak, sesle, mikrofonda kalitede bir sıkıntı var mı söylersek sevinirim arkadaşlar. Onun haricinde de merak ettiğiniz bilgisayarımla ilgili soru varsa da yorum olarak yazarsak sevinirim arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepinize şimdiden iyi oyunlar. Görüşmek üzere.